Soru Yağmur'una hoş geldin evladım. Konu kısmını bitirdin. Evet nereye geldin? Soru Yağmur'una geldin tabii ki de. Şimdi X ve Y doğal sayılarıymış. EBOB verilmiş bize. EBOB verildiği zaman hemen aklımıza ne geliyordu? EBOB cinsinden yazıyorduk değil mi sayıları? Yani X'i 6K, Y'yi de 6M cinsinden yazıyorsun. Eğer burada videoyu duraklatmamışsan videoyu duraklat. Lütfen soruyu kendin çöz. Ondan sonra çözümünü kontrol et benimle birlikte. Yapamadıysan zaten benim çözümüme bakabilirsin. Tamam. Şimdi e, bu ve K ile M aralarında asal olacak. Tamam mı? Aralarında asal olacak. Şimdi X gördüğüm yere 6K yazıyorum. Y gördüğüm yere de 6M yazıyorum şurada. 3 bölü 5'e eşit. Şu 6'lar birbirini götürdü mü? Tamam. K neye eşit olacakmış? 3'e. M neye eşit olacakmış? 5'e. E ben buldum X ve Y'yi. X neye eşit oldu? K gördüğüm yere 3 yazarsam 3 kere 6 18. M gördüğüm yere 5 yazarsam 30 gelir. Bunların toplamını soruyor bize. 48 gibi basit bir soruymuş aslında yani bu. Püf nokta ne? Ebob gördüğüm bütün sorularda arkadaşım hemen ne yapıyorsun? Ebob cinsinden yazıyorsun soruları. Şimdi A ve B pozitif tam sayıları için bilmem ne. Şurada bir çift olacak İse bu şekilde, tek ise bu şekilde olarak tanımlamış. Buna göre bu kaçtır diyor. Hemen içeriden başlıyorum. Şu kısmı halledeceğim ilk önce. Ee, şimdi bak 75'te 60 değil mi? Tamam. Bunları çarptığım zaman bu çift olduğundan dolayı çarpım çift mi gelecek? Yani şurası neymiş? Çiftmiş değil mi? E, Çiftse hangisini kullanacağım? Bunu kullanacağım. Yani 75 ve 60'ın ebobunu kullanacağım. 75 ve 60'ın ebobu 15'e de bölünür ikisi. 4 ve 5 gelir ve bunlar aralarında asal olduğundan dolayı başka ortak bölenin yoktur. Yıldızı çakıyorduk buna. Yani şurası ne oldu biliyor musun? Şöyle 21... Şu şekilde 15 oldu. İkisi de tek bunların. Çarptığım zaman sonuç tek gelecek. Dolayısıyla ben hangisini kullanacağım? Ekokunu kullanacağım değil mi? Ya da ok ikini. 21 ile 15'in ekokunu kullanacağım. Hemen ekokunu bulalım bunların. Neye bölüyorduk bunu? 3'e böl 5, 7, 5'e böl 1, 7'ye böl 1 şeklinde. Bunun hepsini çarparsan cevabın 105 geldiğini göreceksin korkulacak bir konu gibi gözüküyor ama arkadaşım çok basit bir konu aslında. Bilirsen konuyu ama. Bak 182 k'ya bölmüş 2 mi bulmuş? E bu durumda ne olacak bu? 100, 182 eşittir k çarpı. Burayı ben bilmiyorum. Bilmeme de gerek yok. Artı 2. Bak bunu bu tarafa atarsam 180 eşittir. K çarpım x oldu. Diğer taraftan bunu da inceliyorum. 247 eşittir. Ee, k çarpı. Burayı bilmiyorum. Ben y dedim buraya. buraya x demiştim. Y dedim. Y artı 7 oldu. Bunu bu tarafa attım. 240 eşittir. K çarpım y mi geldi? E süper. Tamam. Bu k hem 180 hem de 240'ı bölebiliyor muymuş? Tamam. K'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor soru bana. Ben bunun en büyüğünü bulursam. 180 ve 240'ı bölen en büyük sayıyı bulabilirsem ki buluyorum. İlk önce 10'a bölüyorum. Bak ikisi de 10'a bölünebiliyor. 24 geldi, 10 geldi. İkisine böldü. Yıldızı çaktım. Daha sonra 6'ya bölünebiliyor bunlar. 3'e 4 oldu ve bunlar arasında sol için daha başka bölen yok. E bunları çarptığım zaman ne geldi? Bu ikisinin en küçük ortak katı, pardon, en büyük ortak böleni 60 mı geldi? E bu K en büyük 60 olabiliyormuş. E ben bu 60'ın bölenlerini de bulursam 60'ı bölen bir sayı. Bunları da bölebilir demek ki. E güzel. Yani 180 ve 240'ı. 60'ın pozitif bölenlerini soruyor bana. Çünkü K bir doğal sayı diyor. Tamam mı? Tamam. 60'ın e, pozitif bölenlerini bulursam bu 60 e, 6 çarpı daha doğrusu 4 çarpı 15'tir. 4 çarpı 15'tir. 4 de 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'tir. Bunun üzerlerini 1'dir. Hatırla konuyu. Üzerini 1 artır 3. Üzerini 1 artır 2. Üzerini 1 artır 2. Çarptığım zaman bunlar ne geldi? 12 taneymiş. Tamam mı arkadaşım? 12 tane K doğal sayısı yazabilir misin? Fakat şimdi burada dikkat et şuna. Ne diyor? Kalan 7 mi? He, bak şimdi bak ben burayı neler yazamayacağım biliyor musun? Bu 12 tane içerisinde. Bu 12 tane içerisinde şunlar da var. 1 var. 12 tane açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunların hepsi 60'ı bölebiliyor. Tamam mı? 6, ee, 10, 12, 15, değil mi? 30, 60, 60, 60 yakaladım. 3 çarpı, 20 de var. Tamam onu da yakaladım, bunu da yakaladım. 6 çarpı, 5 çarpı, 12 bunu da yakaladım. Tamam. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane yaptı değil mi? Bak, K bir kere 7'den küçük olamaz tamam mı? Şu bölme işlemini sağlamaz. Yani şurayı çektim ben. 1 2 3 4 5 6 tane değeri alamayacak yani tamam mı? O yüzden alabileceği 1 2 3 4 5 6 tane değer varmış. Yani cevap Adana değil. Cevap ne? Ceyhan olacakmış arkadaşım tamam mı? Yani şurada kalan kısmına dikkat et. Çünkü ne diyorduk biz? Ee, bir bölme işleminde kalan bölenden her zaman küçük olacaktı tamam? Burası dikkat edilecek bir yerdi. Evet. X 1 asal sayı olmak üzere bilmem nenin o keki 60'mış. Bak. 12 ve 4X'i yazdık biz. Güzel. İkisi ee, de 4'e bölünüyor. 3'e X oldu mu? Oldu. Bu 3 asal bir sayı. Değil mi? Tamam. Ee, devam ediyorum ben. Bunu 3'e böldüğüm zaman 1. X'e böldüğüm zaman da bu. Bu X geldi. Değil. 1 geldi mi? Geldi. Güzel. Şimdi bak bunların ben bu x'e niye 3 diyemedim? X 3 de bir asal sayı. Çünkü bak bunu 3 dersem o kekleri şey gelmez. Çarpımı 12 gelir 60 gelemez. Dolayısıyla 3'ten farklı bir değermiş. E, 4 çarpı 3 çarpı x 60'a mı eşit? Yani 12 x eşittir 60'dan x eşittir ne geldi? 5 geldi, değil mi? E, süper. X'i ne bulduk biz? 5'i bulduk yani cevabı bulmuş olduk biz. Tamam? sayfaya geçemedim. Hemen geçelim. Bir okuldaki öğrenci sayısı ABC 3 basamaklı sayısı kadarmış. Güzel. Okuldaki öğrenciler 8'erli sıralar halinde 4. 7'erli. Ha bak bizim sorumuz şöyle bir soru. Ha. ABC eşittir 8'erli. 8 x artı 4. 7 y artı 5. 9 z artı 3 şeklinde yazılabiliyormuş. Güzel. Şimdi bak. Burada bu burada şu kısımlardan öyle bir her taraftan öyle bir sayı çıkartacağım ya da ekleyeceğim ki burası 8 parantezine burası 7 parantezine burası da 9 parantezine alınması gerekiyor. Tamam mı? Bunu inceleyeceğiz biz. E şimdi bak 4 çıkarsam bunlar uymuyor. İşte ne bileyim 6 eklesem bunlar oluyor. Ya ne yapmam lazım benim? Bir şekilde bir şey yapmam lazım tamam mı? Birinin bir katını yakalamam. Biraz, biraz da negatif inmeye çalışayım. Yani 5 çıkartsam burası olmuyor. Tamam 5 çıkartmadım da işte ne bileyim şuraya eksi 7 yapmaya çalışayım. O zaman ben buradan her taraftan eksi 12 çıkartırsam sanki oluyor gibi. Bak ne oldu? 8x 8 x eksi 8. 7 y eksi 7. 9 z eksi 9 oldu. Bak hepsi ortak parantez alınabilecek mi? Alınacak değil mi? o zaman ben buraya şöyle yazabilir miyim? 7 parantezinde 9 parantezinde bu şekilde yazabilirim. Bu ne demek biliyor musun? ABC eksi 12 tabii şurada eksi 12 var. Her taraftan eksi 12. E, her tarafa 12 çıkartmış oldum tamam mı? Şurası ABC. Şimdi dolayısıyla burası 8'in, 7'nin ve 9'un katı olacakmış. Peki ne? ABC eksi 12 hem 8'in hem 7'nin hem de 9'un ortak katı olabilmesi için bunlar ardışık sayılar olduğu için aralarında asaldır ve bunların çarpımı kadardır. Çarptığınız zaman 7 kere 8 56 yapar. 56 ile 9'u çarp. 6 kere 9 54 elde var 5. 504 yaptı. Yani 504 K'yı eşitmiş. Bak e, ABC 3 basamaklı bir sayı ya, K gördüğün yere 2 yazarsan 4 basamaklı bir sayıya geçmiş olursun sen tamam mı? O yüzden onu koyamazsın. Ne yapacaksın peki? K gördüğün yere 1 yazacaksın tamam mı? K gördüğün yere 1 yazarsan ABC eksi 12 eşittir 504 yaptı. Bunu bu tarafa atarsan bizim ABC sayımız 510 6ymış. Demek ki ben 516 sayısını neye böleceğim? 12'şer gruplar haline diyor ya 12'ye böleceğim. 4 kere var 48 çıkarttım 36 geldi. Burada 3 kere var 36 kalan da 0 geldi. Kaç ağırlık kişilik gruplar halinde olunmuş? 43 erli gruplar halinde olunmuş. Tamam mı arkadaşım? A ve B aralarında asal sayılarmış. Aralarında asal dediği zaman EBOB'u 1... Bir... Ekoku da neye eşitti? Sayıların çarpımını eşitti. Tamam mı? Hatırla bunu. E tamam. Gelirsek buraya. Bu neye eşit aslında? A çarpım B eşit. Süper. Şurada payda eşitlersem. A B artı 20 bölü B eşittir. 12 mi yaptı? A B neye eşit? Yukarıda vardı zaten. 40'tı değil mi şurası? E 40'a 20 ekle. 60 bölü B eşittir 12'den. Buradan B eşittir ne geldi? 5 mi geldi? E sayıların çarpımı 40'ı eşitti. Değil mi? A çarpımı B 40'ı eşitti. E burası 5 ise A ne gelecek peki? 8 gelecek değil mi? A da 8'e eşitmiş. İkisinin toplamını soruyor. Topladığım zaman ne geldi peki? 13 geldi. E seçeneğini yazmayı unutmuşuz. Al sana 18 olsun burası da. Ardışık iki pozitif tam sayının o keki o bebinin 90 katına eşitmiş tamam mı? Bak şimdi bir kere ardışık iki pozitif tam sayı diyorsa bunlar aralarında asal olmak zorunda. Mesela 3 ile 4'ü al aralarında asaldır. 5 ile 7 pardon 5 ile 6'yı al aralarında asaldır. 10 ile 12'yi al yine aralarında asaldır. Ha, demek ki aralarında asalsa OBEB neye eşitti? 1'e eşitti. E o keki OBEB'in 90 katına eşitse OBEB'i 1'di zaten. 90 çarpı 1'den o kek ne geldi? O kek 90 geldi. OBEB neye eşit? 1'e eşit. E, aralarında asal iki sayının hatta ardışık iki pozitif tam sayının e, ee, çarpımları o kekine eşitti değil mi? Yani bu ne? A çarpım B'ye eşit. E ee, ardışık iki sayının çarpımı 90 birinci sayı 9, ikinci sayı 10 olabilir değil mi? E ee, soru bitti zaten. Bu iki sayının neyini soruyor bize? Toplamını soruyor. Toplamı neymiş? 10, 9'muş. Tamam. Geçemiyorum. Defol git artık hadi. Evet A ve B pozitif tam sayılarmış. Bilmem ne şeklinde vermiş. Bak bu şekilde vermişse sen bunu K'ye eşitle. Tamam mı? İçler dışlar çarpım zaman yani burası 3K, şu da 8K olacakmış. Tamam mı? Güzel. 3K ve 8K'yı çektim. K'ye böldüm. 8 3. Tamam mı? Bunlar e aralığında asal olduğu için direkt böyle birim 3'e böldüm 1 e, geldi 8'e böldüm 1 geldi. Aralığında asal olduğu için yapıyorum bak. ikisinde bölen bir sayı olsaydı bunu yapamazdım. Buralara asal sayı gelecekti. Tamam? Mı? Oraya dikkat et. E, buna yıldız atmıştık. Yani o bep K'ya eşit. Hepsini çarparsam o okay kekte 24 k eşitmiş. Yani 24K eşittir. 4K artı 160 geldi mi? Geldi. Bunu bu tarafa atarsam 20K eşittir. 160'dan K eşittir neymiş? 80'miş. Artı soru bitti. X artı Y'yi soruyor diyor sana. 3K 8K daha kaç yapar? 11K yapar. E K'yı ne bulduk biz? 8 bulduk. Yapıştır 8 ile 11'i çarptığın zaman ne geldi? 88 8 geldi. Evet. X ve Y doğal sayılarmış. Tamam. OBEP verilmiş, OKEK verilmiş olduğuna göre bilmem ne. Bak OBEP verilmişse ne yapıyorduk? Biraz önceki soruda da söylemiştim. Sayıları OBEP cinsinden yazıyorsun. Y eşittir 5M. Şu K ile M aralarında asal olacak diyorsun. Tamam mı? Şimdi ben 5K'ya ee, 5M'yi yazdım. Çektim. İkisini de 5 bölüyor zaten. O olduğu için. K ile M oldu. Şurası K. 1 M. M'ye böldüm. 1 geldi. Hepsinin çarpımı da 5 çarpı K çarpı M'de de neye eşit? O keke eşitti değil mi? Tamam. Sadeleşti şunlar. K çarpım M ne geldi? 45 geldi. K ve M aralarında asal olacak ve çarpımları 45 olacak. Şimdi bize X artı Y'nin toplamını soruyor ya. E, X neye eşitti? 5K. Y neye eşitti? 5M. Aslında bize neyi soruyor? 5 parantezinde K artı M'yi soruyor. Şimdi bak ben burada bunu 1'e 45 olarak seçebilirim. Bu durumda K artı M ne gelir? 46 gelir. E ben bunu işte 5'e 9'a seçebilirim. Topladığım zaman ne geldi? 14 geldi. Bana en az değerini sorduğu için ben burada 46'yı almayacağım. 14 alacağım. E 5 ile de 14'ü çarparsan cevabın gelir. Yine son şıkkı yazmayı unutmuşuz. Buraya da 100'ü yapıştıralım ama cevap neymiş? 70'miş. Tamam. Uzunlukları bilmem ne olan 3 kumaş eşit uzunlukta parçalara ayrılacakmış tamam. Kumaşlar ayrı ayrı kesilmek şartı ile en az kaç parçaya ayrılabilir diye soruyor bize tamam 12. Bak bu tür soru kalıplarında evopek hangisini kullanacağını karıştırabilirsin. Peki bunu nasıl algılayacaksın? Nasıl aklını tutacaksın? Şöyle düşün bak büyükten büyükten Küçüğe geçiş varsa, parçalara geçiş varsa bölme yapıyorsun ya... ...bölme yapacağın için bölmenin B'sinden aklına gelsin, EBOB'u kullanacaksın. Küçük küçük parçalardan büyük parçaya geçiş varsa katlama yapacağın için... Katlamanın karşısından aklına gelsin. Ekoku kullanacaksın. Benim elimde ne var? 3 tane kumaş var. Büyük büyük böyle tamam mı? Bunları parçalara mı ayıracaksın? Yani bölme mi yapıyorsun sen? Ha, EBOB'u kullanacaksın demek ki. 12, 24 ve 42'nin EBOB'unu kullanacaksın. E hepsini bölen ne var böyle? Direkt görebiliyor muyum ben? 6'ya bölündü. 2 geldi. 4 geldi. Bu da 7 geldi. Ve aralarında asıl olduğu için bunlara başka ortak böleni yoktur. Dolayısıyla 6 bunların EBOB'uymuş. E ben 12'lik şeyi 6, 6 metrelik parça bölersem iki parça bundan gelecek. 4 parça bundan gelecek. 7 parça da bundan gelecek. Topladığım zaman ne geliyor? Cevap 13 geliyor. Bu soruyu şöyle de sorabilirdim. Ee, kaç tane kesim yapılabilir diye sorabilirdi. Tamam mı? Kesim yapılabilir diye sorabilirdi. Bu durumda bak bir tane çubuğun var senin tamam mı? 12 metrelik. 6 6 böleceksin. Bir 6 metre burada bir 6 metre burada. Kaç kere kestin? Bak bir kere kestin. Ha, demek ki bir küçüğü olacaktı. Bir eksiği olacaktı. Bir eksiği olacaktı. Topladığın zaman ne gelecekti aslında? 10 kere kesim yapılacak, Tamam mı? Eğer kesim sorulsaydı bize. Şu anda cevap zaten 13. Onu bulduk. Ayrıca kesim sorulsaydı cevaba ne diyecektin? 10 diye yapıştıracaktın. Tamam mı arkadaşım? ABC asal sayılarmış. Bak bu şekilde parçalı şekilde verilmiş. Bunlarda ne yapıyorduk? EBOB'da üstü küçük olanı alıyordun. EKOK'ta da üstü büyük olanı alıyordun tamam mı? Üstü büyük olan ne? Şu çarpanlardan bak şunun üzerinde gizli bir tane bir var. 1'e 2 ya. Ha üstü büyük olan alacaksın. Fakat bize ne verilmiş? EBOB verilmiş değil mi? EBOB'da üstü küçük olan alacaksın. A üzeri 1 çarpı. B kare çarpı. 7 üzeri C diyorum tamam mı? Şimdi eşittir. 7 üzeri 3 çarpı. Şu 18'i de 2 çarpı 3'ün karesi şeklinde yazdım. Bak 3'ün karesi şuraya eşit olacak değil mi? Yani B neymiş? 3'müş. Bunu bulduk. Geçelim A'ya. A üzeri bir de şuna mı eşit olacak? Tamam. A neye eşitmiş? 2 eşitmiş. Bunu da buldum. E, geriye ne kaldı? Şu kaldı. 7 e, üzeri C, 7 üzeri 3 eşit olacak. C neye eşit olacak? 3'e eşit olacak. Bize neyi soruyor? Hepsinin toplamını soruyor. Topladığın zaman ne geldi? Hop. 8 geldi diyecek misin? Tamam. Evet. Şekildeki dikdörtgen bahçenin konuşamıyorum bahçenin köşelerine ve etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecekmiş. Bu iş için en az kaç tane ağaç gereklidir? Bak ağaç dikme sorununda şöyle düşüneceksin. Şimdi bak bunu bir büyük bir termiş gibi düşün. Bunu açıyorsun tamam mı? Şuradan ayırdım. Şöyle uzattın da uzattın tamam mı? E eşit aralıklarla aç mı dikeceğim? Yani hem 20'ye hem de 12'ye bölünebilecek değil mi? Bak bölme var gördün mü? Ebobu kullanacaksın. 12 ve 20'nin ebobunu bulalım. İkisinde bölen ne var? 4 var değil mi? 3'e 5 oldu. Ve aralarında sol olduğu için başka bölmez. Ha, demek ki 4 metre 4 metre aralıklarla olacak. Peki kaç tane 4 metreden olacak işte? İşte bu toplam çevreyi sen şu e, dikdörtgenin çevresini dörde böldüğün zaman kaç tane ağaç dikeceğini bulursun sen. Topladığın zaman ne geliyor? Bak 32 geldi. 32 de buradan ne geldi? 64 geldi değil mi? 64'ü dörde bölürsen cevap ne gelir? 16 tane ağaç dikilirmiş. 16 ne ya? Aynen 16 tane 16 tane ağaç gereklidir diyeceksin. Tamam mı arkadaşım? Şimdi şöyle şöyle de yapılabilirdi bu sorun. 16 tane 16 işaret Bu soru şöyle de yapılabilirdi. Bu böldün ya şunu. Şu şurası da sadece ebob olmak şartıyla. Şu çıkan ifadeleri topla. 3 ile 5'i topla. 8 mi geldi? Bak. Şuraya ve şuraya dikilecek ağaç sayısını buldun. Yani e, aynısında burada da var. Yani bunu ben ne yapacağım? İki tane sekiz var aslında burada. 16. Buradan da gelebilirdi tamam mı? Birinci yol burası. ikinci yol da burası. Bu şekilde de yapabilirdin. Bunu farklı bir soru kalıp yani içeriye de ağaç dikebilirdin. O zaman ne yapacaktın peki? Bak o zaman da şöyle olacak. Ne diyor bak? İçine de ağaç dikilecekti diyor. Biz bunların ebobunu bulmuştuk değil mi? Dörttü. Bak. şurada hemen çıkartalım. Yirmiye on iki ya. Dört. Şurası beş. Şurası üç müydü? Şurası sadece ebob kalacak şekilde. Bunda da bunu bir artırıyorsun. Bunu da 1 artırıyorsun. Buna 6 dedim. Buna 4 dedim. Çap bunları 24 tane ağaç dikilir diyeceksin. Tamam mı? Peki bunun mantığı nereden geliyor hocam? Bak şuradan geliyor. Şimdi 4 olacak ki şuraya 5 tane parça ayıracağım değil mi ben? 1, 2, 3, 4 tane çizgi çiz çizersen 5 tane parçaya bölünür. Buraya da 3'e mi ayıracağım? Yani 2 tane çizgi çiz çizeceğim. Şöyle ayırdım. Bak şurayı da şöyle çekelim. Şuraları da şöyle bu şekilde yapalım. Şimdi görelim bak niye bu geldi, niye bir arttırdığımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ağaç diktim şuraya. Burası 6. Tamam. 6 tane buraya, 6 tane buraya, 6 tane buraya. Bak gördün mü bak 6 buradan geldi. Niye kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Bak gördün mü 4 tane buradan geldi. 6 e, çarpı 4'ten ne geldi? 24 tane ağaç geldi buradan. Anlaşıldı mı? Tamam mı arkadaşım? Ee, bu soru kalıbı da böyle. Bunun üç boyutlu bu e, işleri de var. Yani küp soruları da var. Onlarda da nasıl yapacaksın? Alan üzerinden değil de hacim üzerinden gideceksin. Tamam mı arkadaşım? Aynı soru kalıbı. Aynı şeyler olduğu için fazla uzatmadık. Ebob ekok bu kadardı arkadaşım. E ee, bir soru daha varmış ya burada. Bunu görmedim ben bak. Dur. Bu soruyu da çözelim. Hatta arkasında bir soru daha var sanki. Oo güzel. Aa bir soru daha var. Oo güzel güzel. 3 sorumuz daha var arkadaşım. Hemen devam edelim o zaman. Bak kesirli ifadeler de var. <laughs> evet. Üç saat çalar saat yandadır diyor. Güzel. Birlikte ilk olarak saat bilmem çaldıktan sonra birlikte dördüncü çalıştığında saat kaçı gösterir diyor. Bak S e saat sorularında ekoku kullanacaksın. Ekok. Peki kesirli sayıların ekokları nasıl bulunuyordu? Hemen hatırlayalım. Üstlerin ekokunu alıyordun hatırlıyorsan. Ekokunu bir, bir, bir. Altlarında ebobunu alıyorduk. Ebob on, altı, dört. Tamam. Şimdi üstüne ekoku 1. Altının EBOB'u ne peki? Hepsinin ortak bölen sayını 2. Bu ne? 1/2 saat demek. Yani yarım saat demek. Yani 30 dakika demek ya. 30 dakikada 1, bir, 3'ü birlikte çalıyormuş. Tamam. Şimdi bak birinci sefer, ikinci sefer, 3. sefer, 4. sefer. Şurada saat 8'miş. 08.00'müş tamam mı? E yarım saat geçti, yarım saat geçti, yarım saat geçti. Yani üç tane yarım saat geçti. Aslında e, kaç dakika geçmiş oldu? 150 dakika geçmiş oldu değil mi? E bu ne demek peki? 120 dakika iki saat ya. E iki saat bir de 30 dakika var. iki buçuk saat oluyor. E iki saat gidersen ne oldu buraya? 10 oldu değil mi? E bir yarım saat daha gittin. Cevap ne geldi? 10.30 geldi ya. Bundan kolay bir şey yok ki. Bir dakika dur ama. Biz ne gittik? 3 tane gittik değil mi? Hayır. Hemen düzeltelim. Şurada hatam var. Şurası 30. 30. 30 ya. Ne yaptı? 90 dakika yaptı. Burası yanlış. 90 dakika yaptı. 90 dakika ne peki? 1.5 saat değil mi? 1.5 saat ileri gidersen 8'den saat 9.5 olur. Yani cevap Edirne değil. Cevap Bursa arkadaşım. Tamam. 63 litre su, 84 litre süt ve 105 litre meyve suyu birbirine karıştırmadan hiç artmayacak eşit hacim şişelerle satılmak isteniyor. Bak büyük büyük litrelerden küçük küçük yerlere geçiş var değil mi? E, büyükten küçüğe geçiş varsa ne kullanıyorduk? Bölme gibi düşünüyorduk. Evobu kullanacaktık. Aferin. Tamam. Şimdi Evobu'nu bulalım bir. 63, 84 ve 105'in Evobu'nu bulacağım ben. Hepsini bölen bir sayı var mı? Hemen bir gözüme çarpıyor. 7 var sanki. 7'ye böldüğüm zaman 9 geldi. Burası 12 geldi. Bu da 15 geldi. Bir de 3'e bölünebiliyor sanki bunlar. 3, 4, 5 oldu ve bunlar aralığında az olduğu için başka ortak bölen yok burada. Yani çarptığım zaman 21 geliyor tamam mı? 21 bunun evabı. E 21 e, litrelik e, şişelere doldurulacakmış. E 63 litre su 3 tane şişe bundan. 3 şişe bundan e, 4 şişe bundan 5 şişe bundan toplanan zaman ne geldi? 7 12 şişeye ihtiyacım var benim. E her birinin maliyeti 0.5 liraysa ben bunu 0.5'te çarparsam aslında 1 bölü 2 ile çarpmışım olur. Tamam mı? Oradan ne gelir? 6 lira gelir. Tamam mı? 6 TL gelir. E kaç şişe almam gerekirmiş? 6 liralık şişe almam gerekirmiş. Tamam mı benim? Evet boyutları bilmem ne olan dikdörtgen prizması. Bak diyorduk ki yani 3 e, boyuta geçebilir diyor. Tamam. Tahta bloklardan 6000 adet varmış. Güzel. En az kaç tahta blok daha olursa bu bloklarla iki tane küp olur. Bak iki tane diyor burada. buraya dikkat et. 2 tane küp oluşturulabilir diyor. Tamam. İnceleyelim şimdi. Bak 6, 8 ve 10 olan küçük küçük prizmalar varmış. Tamam mı? Küçük prizmalar varmış şu şekilde. E bunlardan 6 ee, 6000 tane varmış. Büyük bir küp oluşturmak istiyorum. Hatta iki tane küp oluşturmak istiyorum. Küçükten büyüğe bir geçiş var değil mi burada? Ha neyi kullanacağım? Eko kullanacağım. Bunların en küçük ortak katı ne? Hemen hesaplayayım. 2'ye böl. 3 4, 5, 2'ye böl, 2, 5, 3, 2'ye böl, 1, 3, 5, 3'e böl, 1, 5'e böl, 1. Hepsini çarparsam 8 yaptı. 5 kere 8, 40 yaptı. 3'le çarparsam şurası 120 yaptı tamam mı? 120 K'ymış yani şu oluşan küpün e, hacmi 120, pardon bir kenarın uzunluğu 120 K'ymış. 120 K, 120 K şeklinde bölü. Neye bölüyorum çünkü, niye bölüyorum? Bunun tüm hacmini ben bir tanesinin yani bir tane prizmanın hacmini bölersem kaç tane prizma bul kullanacağımı bulabilirim ben. e 6, 8 ve 10'a böldüm ben tamam mı? Bunlar sadeleşti. Şunla şu sadeleşti 2 geldi. Şununla şu sadeleşti 4 geldi. Şu 4 ile şu 120 sadeleşti 30 geldi. Çarptığım zaman ne geldi? E, 3600K geldi tamam mı? E, şimdi elimde 6000 adet var değil mi? güzel. Bir tanesinde bir taneyi kullan. K gördüğüm yere ben bir yazarsam ne gelir? 3600 gelir değil mi? Çünkü en az diyor bana. K o yüzden K gördüğüm yere bin yazdım. 3600 adetle bir tane oluşturabiliyorum ben. Tamam mı? E iki tane küp oluşturmam gerekiyor benim. E bir 3600 daha ihtiyacım var yani. Toplamda 7200 tane küpe ihtiyacım var benim. E benim elimde kaç tane var? 6000 adet var değil mi? E ne olacak o zaman? 1200 tane daha elimde tahta blok olursa İki adet küp oluşturabilirim. 3600 3600 olacak şekilde tamam mı? O yüzden cevap neymiş? Adana'ymış arkadaşım. Tamam? Eyvallah kok. Bu kadar arkadaşım. Bak, korkmana gerek yok sakın. Hiç soru kaçırmayacaksın sınavında da inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.